Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda peygamberimize sihir yapıldı mı? Böyle bir soruya cevap bulmaya çalışacağız. Rivayetlere baktığımızda peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Medine döneminde Lebit isimli bir Yahudi tarafından sihre maruz kaldığı ve bunun neticesinde peygamberimizin gittikçe kuvvetten düştüğü ve öyle ki işte yaptığı bir şeyi yapmamış gibi, yapmadığı bir şeyi yapmış gibi, o tarz biraz adeta bir unutkanlık hali gibi bir durumun kendisine arız olduğu kitaplarımızda geçiyor. Doğrudan Kur'an-ı Kerim'de yok ama hadis-i şerif kitaplarında böyle rivayetlere yer verilmiş ve Kul e'udhu bi rabbil felak, Kul e'udhu bi rabbin nas, Muavvizeteyn sureleri denilir bunlara. Bu iki surenin iniş sebebi olarak böyle bir olaya yer veriliyor. İşte Lebit isimli Yahudi tarafından peygamberimize sihir yapıldı. Sihir peygamberimize etki etti. Allah-u Teala Cebrail'i gönderdi. Kendisine sihir yapıldığını bildirdi. Ve sihir aletleri susuz bir kuyuya bırakılmış. Peygamberimiz Hazreti Ali'yi ve bazı sahabeleri kuyudan olan sihir aletini bulup çıkarmaları üzere gönderdi. Onlar da gittiler, buldular. Böyle bir tarağa sarılmış şekilde ve orada düğümler halinde görüyorlar. 13 düğüm şeklinde. Ve o şekilde getiriyorlar. Her bir düğüm çözüldükçe peygamberimiz rahatlıyor, hafifleşiyor ve tümü çözüldüğünde tüm sağlığına kavuşuyor. Böyle bir rivayet hadis kitaplarında bulunmakta. İslam tarihinde Mutezile diye bir fikri ekol de vardır, bir mezhep. Mutezile ekolüne göre bu rivayetler doğru değil. Onlar diyorlar ki peygambere sihir etki etmesi caiz değildir. Peygamber masumdur, peygamber mahfuzdur. Cenab-ı Hak onu korumuştur ve bundan dolayı böyle bir durum söz konusu değildir. Bu rivayetler uydurmadır, böyle diyenler var. Tabii ilgili rivayetleri tümüyle hemen reddetmek belki çok pratik bir çözüm yolu gibi gelebilir ama bu meseleyi herhalde halletmiyor. Neden? Çünkü bunlar kitaplarımızda var. Dolayısıyla hemen reddetmek değil, acaba bu olur mu olmaz mı? O yönüyle de bakmak lazım. Yoksa işte bu olmayabilir, bunu reddedelim. Şu olmayabilir, bunu reddedelim. Akıl burada tek başına bir ölçü kabul edilecek olursa ciddi problemlerle karşı karşıya kalırız. Talebelik yıllarımdan hatırlıyorum. Değerli hocalarımızdan birinin dersinde şöyle bir hadis-i şerif geçmişti. Küçük cihattan büyük cihada döndük. Sahabe soruyor, daha büyük cihat nedir ya Resulallah? Peygamberimiz nefisle yapılan cihat diyor. Bunu hocamız anlattığında arkadaşlarımızdan bir tanesi söz hakkı istedi. Hocam dedi, ben bunu sahih bir rivayet olarak kabul etmiyorum. Böyle bir hadis olamaz. Hocamız sakin bir şekilde sordu. Neye dayanarak böyle söylüyorsun dedim. O arkadaş dedi ki, hocam aklıma dayanarak. Aklım bunu kabul etmiyor. Neden böyle nefiste yapılan cihat diğerinden daha büyük olsun? Akla muhalif olduğuna göre ben bunu kabul etmiyorum dedim. Hocamız o zaman çok veciz bir cevap verdi. Dedi ki, oğlum dedi, hadisler senin kafana göre ölçülmüyor. İşte falanın kafası, aklı kabul ederse bu hadistir ama kabul etmezse değildir. Böyle bir ölçü yok dedi. Değerli izleyenlerim, işte peygamberimize sihir yapılması ve sihrin etki etmesi sadece akılla bakılacak olursa ilk anda belki reddedilmesi daha uygun gibi gelebilir. Ama bu meseleyi halletmez. Neden halletmez? Çünkü böyle rivayetler var ve bu rivayetler az da değil. İslam uleması bu rivayetleri kitaplarına almışlar ve bu şekilde ayetlerin açıklamasını yapmışlar. Peygamberimiz için caiz olan haller ve olmayan haller veya genel anlamda diğer peygamberler için caiz olan haller ve olmayan haller. Bunlar kelam kitaplarında da ele alınmıştır, nübüvvet bahislerinde. Mesela bir peygamber acıkır mı? Acıkır. Sıcaktan, soğuktan etkilenir mi? Etkilenir. Bu gibi durumlar peygamberlerin beşeri halleridir. Yani peygamberler bir yönüyle bizim gibi insandır. Bir insan nasıl sıcaktan, soğuktan etkilenir, hasta olur. Bütün bunlar bir insan için caiz olduğuna göre peygamber için de caizdir.
Sihir diğer insanlara etki ediyor mu? Evet, ediyor. Peygamber'e de etki eder mi? Allah dilerse etki eder. Yani kainatta meydana gelen olaylar hepsi bir iznillah'tır. Allah'ın izniyledir. Allah'ın izni olmadan bir yaprak bile yere düşmez. Allah dilerse sihri iptal eder. O ayrı mesele. Ama kimyada nasıl ki neşa kullanılıyor, normal şartlar altında, normal şartlar altında da bir peygamberin sihirden etkilenmesi caizdir. Bunun aklı selimle çelişen bir tarafı söz konusu değildir. Nasıl ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Harbi'nde yaralandı. Hatta zırh da giymişti. Bir değil iki zırh giymişti. Hendek Savaşı'nda hendek kazmıştı. Bakın, bir peygamber için hendek kazmak caiz. Bir peygamber için savaş esnasında zırh giymek caiz. Ve bir peygamber için savaşta yaralanmak da caiz. Uhud Harbi'nde öyle dehşetli manzaralar yaşanıyor ki Peygamberimizin öldüğüne dair haber bile şuyu buluyor. Dolayısıyla ölen peygamberler de var. Şehit edilen peygamberler var. Bütün bunlar beraberce düşünüldüğünde peygamberimize sihir yapılması ve bu sihirden etkilenmesi mümkündür. Bunu, bu rivayeti doğrudan reddetmek çözüm yolu değildir. Reddedenler daha çok şu ayeti delil getiriyorlar. Ayet-i kerimede müşrikler peygamberimizle alakalı diyorlar ki اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْهُورًا. Siz ancak büyülenmiş bir insana tabi oluyorsunuz. Burada büyülenmiş bir insan, yani peygamberimize malum bir takım yakıştırmalarda bulunmuşlar. Hak yolunda giden her insana nice insanlar tarih boyunca iftirada bulunduğu gibi peygamberimize de iftirada bulunmuşlar. Haşa, mecnun demişler. En akıllı insana mecnun demişler. Diğer taraftan sahir demişler. Yani büyücü anlamında. Diğer taraftan şair demişler. Bunlarla peygamberimizin büyüklüğünü örtmeye, ortadan gizlemeye çalışmışlar. Ama muvaffak olamamışlar. Ve elhamdülillah peygamberimizin dünya çapında kabul edilirliği artmakta. Dünyanın en az şu anda dörtte biri peygamberimizin ümmeti durumunda. Ama işte bir kısım insanlar iftira etmekten geri kalmamışlar. Konumuzla alakalı biraz önce nazara verdiğim ayeti değerlendiren Mutezile mensupları diyorlar ki eğer peygambere büyü yapılması ve onun da bundan etkilenmesi caiz olsaydı, o zaman müşriklerin bu sözü doğru olurdu. Gerçekten peygamber büyülenmiş bir insan olarak kabul edilmesi gerekirdi. Ve o zaman vahiy ile gelen bilgiye şüphe meydana gelirdi. Yani acaba şöyle mi böyle mi, bir takım tereddütler olurdu diyorlar. Değerli izleyenlerim, ayetleri herhalde bir bütün olarak görmek gerekir, bir bütün olarak incelemek gerekir. Allah-u Teala peygamberimizi netice itibariyle korumuştur. Mesela Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ya eyyüher Resul, ey peygamber, belliğ mâ unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Ve illem tefal fema bellate risalete. Eğer bunu yapmazsan Rabbinin risalet görevini yerine getirmemiş olacaksın. Vallahu yasimke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Gerçekten de korumuştur. Peygamberimiz 40 yaşında peygamberliğini ilan ettiğinde dünya üzerinde Müslüman olarak bir tek kendisi vardı. Amcası Ebu Leheb gibiler muhalefet ettiler. Kureyş kabilesi muhalefet etti. Ve 13 yıl çok zor şartlar altında Allah'ın dinini tebliğe çalıştı. Defalarca suikasttan maruz kaldı. Neticede Mekke'den hicret etmek zorunda kaldı. Mekke'den Medine'ye hicret etti. Ve Medine'de de yine bir takım suikastlara maruz kaldı. Ama Allah onu korudu. Değişik savaşlara girdi, korudu. Neticede dinini galip kıldı. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam normal yatağında vefat etti. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in teminatı, Kur'an-ı Kerim'de bildirilen Allah-u Teala'nın teminatı haktır. Sihir noktasında da peygambere sihir yapılması mümkündür. Aklen reddedilecek bir şey değildir. Ama Allah yine korumuştur. İndirmiş olduğu Felak ve Nas sureleriyle bir nevi manevi bir zırhı peygamberimize ve ümmetine hediye etmiştir.
bize bakan yönüyle değerlendirecek olursak, nasıl ki peygamberimize Felak ve Nas sureleri bu konuda indirildi, bunlar insi cinli şeytanların şerlerinden insanları koruyabilecek birer zırh hükmünde. Böyle bir olay münasebetiyle bu sureler indi. Bizler de o gibi şerir güçlerden, görülmeyen bir takım güçlerden korunabilmek için o zırhı kendimize almalıyız. Yani Felak ve Nas surelerini her gün okumak suretiyle o şekilde bir zırhı kendimize yapmalıyız. Bu tarzda meseleye baktığımızda herhalde mesele çok daha iyi anlaşılacaktır. Cenab-ı Hak istikametli bir şekilde Kur'an'ı anlamayı ve yaşamayı hepimize nasip etsin. Böyle diyoruz ve bir başka programımızda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.